Son olarak geçen haftaki grup toplantımızda arkadaşlarının ilçe ziyaretlerimize gönderdiği provokatörler için söylediklerimi nedense üstüne alınmış. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kendisi bana ahlak yoksunu demişti. Hızını alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun. Yapmayın. Biz saçmalıklara güleriz. Biz bugüne kadar hiçbir kişiyi yuhlatmadık. O da onların ayıbı. Yalnız bu sefer büyük ilerleme var ha. Bayan dememiş. Şu kadın, bu kadın demiş. Küçük de olsa en azından bir ilerleme var. Hanımefendiler, yavaş yavaş öğretiyoruz. Bak Sayın Erdoğan, unutma bir gün hepimizin suyu ısınacak, kaynayacak. Bir gün hepimiz o teneşire uzanacağız. Biz Allah'ın emri olan o güne hazırlıklıyız. Çünkü biz ecelin ne bir nefes evvel ne de bir nefes sonra olduğuna iman edenlerdeniz. Ama sen kendine yazık ettin. Bu hallere düşmemeliydin. Nereden nereye? Dün Fırat'ın kenarında kaybolan kuzudan bile sorumlu olacağına inanan Tayyip Erdoğan nerede? Bugün rakibinin suyunu kaynatmakla tehdit eden, onu teneşire yatırmakla tehdit eden Tayyip Erdoğan nerede? Yazıklar olsun be, yazıklar olsun. Düştün bu ibretlik durumda. Artık sen bize ahlak konusunda ahkam kesecek durumda değilsin. Çünkü senin kendine hayrın yok. Elindeki patlak ampulle aklın sıra güneşi aydınlatmaya çalışıyorsun. Ama madem öyle, madem bizim için teneşiri hazır etmişsin, haydi o zaman gel, sen ve arkadaşlarının karnesine birlikte bakalım. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu kimdir biliyor musun? Gerçek olmadığını bile bile bir kişiye iftira atan ve bu iftiraları yaymak için karanlık odalarda troll besleyendir. Asıl ahlak yoksunu sarayına yılda 3 milyar lira masraf ederken şehit ve gazilere sadece 18 milyon lira bütçe ayırandır. Asıl ahlak yoksunu bir yandan dindar pozları takınırken diğer yandan milletin hakkını, hukukunu ayaklar altına alan ve kul hakkı yiyip kıs kıs gülendir. Asıl ahlak yoksunu terörist başının mektubunu okutup kardeşini de devletin televizyonuna çıkartan ve ondan sonra da pişkin pişkin önüne geleni terörist ilan edendir. Asıl ahlak yoksunu yüce Türk milletine küfredenin vergi borcunu silip bir de üstüne ihale verendir. Asıl ahlak yoksunu onlarca belgeli bilgili yolsuzluk varken savcılara soruşturma yapmayın diye baskı yapandır. Asıl ahlak yoksunu yandaşlarına yüzlerce milyarlık ödeme yaparken öğretmene, emekliye, EYT'liye gelince kaynak yok diyendir. Asıl ahlak yoksunu yabancı devlet başkanlarının hakaretlerini sineye çekip havuz medyası eliyle kendini kahraman ilan ettirendir. Sayın Erdoğan, asıl ahlak yoksunu
Ülkenin yarısı açlık sınırı içinde, sınırı altında yaşarken dolar 10 lira, ben gelirken baktığımda 43, 10.43'tü. Olmuşken utanmadan, sıkılmadan, yüzü bile kızarmadan ekonominin kitabını yazdığını söyleyebilendir. Biz ahlakı kadim tarihimizden, şanlı ecdadımızdan ve bizden önce bu kutlu yola çıkıp önce millet, önce memleket diyerek dimdik yürümüş nice büyüklerimizden öğrendik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İşte o yüzden bizim sen ve yandaşların gibi ülkenin başına bela olmuşlardan, milletin zenginliğine bitler gibi dadanmışlardan, memleketi güve gibi kemirenlerden alacağımız en küçük bir ahlak dersi olamaz. Aynaya bakın, aynaya. Orada gördüklerinizden mideniz bulanacak, eminim kusacaksınız. Değerli dava arkadaşlarım, Sayın Erdoğan bir yandan kürsülerden ahlak tiratları atarken diğer yandan da akıl dışı teorilerini 83 milyonun rızkıyla test ediyor. Şimdiye kadarki tüm testler başarısız oldu. Ve her testin sonucunda milletimiz daha da fakirleşti. Ama ilginçtir, bu testlerin sonuçları hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın yanına, yöresine uğramadı. Kendisi bir kez bile ben 83 milyonu fakirleştirdim, bari bu yıl maaşıma zam yapmayayım demedi. Kendisi bir kez bile millet işsizlikten kırılıyor, bari şu 5 maaş alanların maaşını keseyim demedi. Kendisi bir kez bile hem ekonomiyi batırdım hem de 500 milyon dolarlık uçakla geziyorum, böyle olmaz, ayıptır demedi. Tam tersine asrın lideriyim pozlarıyla ortalıkta gezip dolar 10 lira 36 kuruş olsa da zerre tasarruf etmedi. Dolar 10 lira 36 kuruş olsa da yandaşlarının ihale paralarını tıkır tıkır ödemeye devam etti. Olan da her zamanki gibi yine milletimiz oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu bu acı tablo içerisinde asrın hatası Sayın Erdoğan şimdi de şuursuzca çıkmış, biz ekonominin kitabını yazdık diyor. Elhak doğru. Şimdiye kadar ekonominin nasıl yönetileceğine dair binlerce kitap yazıldı. Ama ekonominin nasıl batırılacağına dair hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da sana nasip oldu Sayın Erdoğan. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Literatürdeki bu büyük boşluğu doldurduğun için seni tebrik ediyorum. Ama sen ve beceriksiz yönetiminin bu ülkenin tarihine yazdığınız başka kitaplar da var. Onlardan bahsetmeden gösterdiğin bu üstün performansın hakkını veremeyiz. Mesela bileğinin hakkıyla sınav kazananları değil, dayısının kartıyla sınav kazananları işe sokarak liyakatsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun kitabını yazdınız. Mesela 3 liralık işi 33 liraya yaptırarak yandaşı zengin etmenin, devletin ve milletin malına çökmenin kitabını yazdınız. Mesela dış politikada bir alıp üç vererek, aynı anda bütün ülkelerle kavga ederek, yüzyıllık düşmanları bile Türkiye'ye karşı birleştirmenin kitabını yazdınız. Mesela 10 yılda 10 milyon sığınmacıyı sınırlardan içeri alarak nüfus mühendisliğinin kitabını yazdınız. Mesela her sene eğitimde reform naraları atıp milli eğitim sistemini kevgire çevirmenin kitabını yazdınız. Mesela milli irade diyerek çıktığınız yolda bir kişinin iradesi dışında hiçbir irade tanımayarak devletin işleyişini, kurumlarını ve geleneklerini yerle yeksan etmenin kitabını yazdınız. Sayın Erdoğan, siz öyle şeylerin kitabını yazdınız ki inan kütüphanelere sığmaz. Ama artık devriniz bitti. İstesen de, istemesen de milletimiz artık mutlu yarınları konuşuyor. Kalkınmış, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi konuşuyor. Ve o güzel yarınlarda sen yoksun.
sen ve devri iktidarın tarih kitaplarındaki keyifsiz bir bölümden başka bir şey olmayacaksınız. Bu gerçeği artık kabul et. Milletin kutlu iradesinden gelen bu kesin kararı inkar ettikçe hem kendine hem de ülkemize zarar veriyorsun. Artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi de çattı. Senin artık Türkiye'ye verecek bir şeyin, milletimize edecek tek bir sözün bile kalmadı. 3 yılda Türk lirasını pul ettin. Faizi ve enflasyonu yeniden hortlattın. Bu saatten sonra çıkıp istikrar için bana oy verin diyecek halin yok. Hiçbir sözünü yerine getirmedin. Bu saatten sonra çıkıp 3600 ek gösterge için, EYT'lilerin dertlerini çözmek için, öğretmen atamaları için oy isteyecek halin yok. Her gün yeni bir kadın cinayeti işleniyor. Onları koruyacak İstanbul Sözleşmesi'ni uygulatmayı beceremediğin yetmezmiş gibi bir de utanmadan yırttın attın. Bu saatten sonra çıkıp kadınları yaşatmak için oy isteyecek halin yok. Türkiye'yi yoksulluk, yolsuzlukta bir dünya markası yaptın. Milletin anasına sövenleri ihale manyağı ettin. 5 para etmez adamlara 5 maaş bağladın. Bu saatten sonra çıkıp yolsuzluğu bitirmek için bana oy verin diyecek halin yok. Yargının üzerine çökmek için yapmadığın kalmadı. Memlekette haksızlık, hukuksuzluk almış başını gidiyor. Bu saatten sonra çıkıp adalet için bana oy verin diyecek halin yok. İşte tam da bu nedenle artık milletinin karşısına çıkıp hesap verecek yüzün olmadığı için sıkıştıkça dönüp bize sarıyorsun. Teşkilatların, dertli esnafın kapısının önünden geçemediği için bizim ziyaretlerimize adam yolluyorsun. Ama olmuyor. Kimse bu rezilliklere prim vermiyor. İşte o nedenle İyi Parti her geçen gün büyürken sen tıpış tıpış gidiyorsun. Ez cümle Sayın Erdoğan, sen artık Türkiye'nin geleceğinde yoksun. Maalesef henüz farkında değilsin. Değerli dava arkadaşlarım, bizim artık siyaseten var olmayan bir adamın fiktif gündemleriyle kaybedecek zamanımız yok. İstediği kadar hedef göstersin. Biz dün de korkmadık, bugün de korkmayacağız. O istediği kadar tehdit etsin, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. O istediği kötülüğü yapsın, istediği hakareti etsin, istediği iftirayı atsın, biz milletimizle buluşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ne diyor Abdurrahim Karakoç? Ben milletim uğruna adamışım kendimi, bir doğrunun imanı 1000 eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.